أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ وَكَأَيِّن مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين صدق الله العظيم
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri vahlül ukdeten min lisani yefkahu kavli. Ve üfevvidu emri ilallah innallâhe basîrun bil ibad. Bismillahirrahmanirrahim. Vebteğî fîmâ âtâkellâhu d-dâral âhirete ve lâ tense nasîbeke mined-dünyâ. Ve ahsin kemâ ahsenallâhu ileyk ve lâ tebğil fesâde fil arz. İnnallâhe lâ yuhibbul müfsidîn. Sadakallâhul azîm. Ve belleganâ rasûlühün nebiyyühül kerîm. Ve nahnu alâ mâ gâle hâliguna ve râziguna ve mevlânâ mineşşâkirîne şâhidîne bi kalbin selîm. Çok kıymetli ve değerli kardeşlerim. Öncelikle bizleri yoktan var eden, varlığından haberdar eden alemlerin Rabbi Allahü Teala'ya sonsuz hamdü senalar olsun. Onun Habibi Edibi, alemlerin Efendisi, rehberimiz, önderimiz, sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme, onun güzide âline, ashabına ve etbaına sonsuz salat ve selam olsun. Yüce Rabbimiz, içerisinde bulunduğumuz bu mübarek ayda yapmış olduğumuz ibadat-ı taatımızı, kıldığımız teravih namazlarımızı, tuttuğumuz oruçlarımızı, verdiğimiz zekatlarımızı, hayır ve hasenatımızı dergahında en güzel şekliyle kabul buyursun. Değerli kardeşlerim, bugünkü sohbetimizde dünya hayatı konusunu sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Değerli kardeşlerim, malumunuz Yüce Rabbimiz insanoğlunu yaratmış, en mükemmel şekilde yaratmış ve ona yeryüzünün halifeliği unvanını vermiş. Onu yaratırken de başıboş yaratılmadığını, boş yere yaratılmadığını ifade etmiştir. Zariyat suresi 56. ayeti kerimede bu husus şöyle dile getirilir. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Ben cinleri ve insanları ancak ve ancak bana kulluk etsinler diye yarattım buyurulmuştur. Dolayısıyla insanoğlunun yaratılış amacı vardır. Bir yaratılış gayesi vardır. O dünyaya yemek, içmek, oyun ve eğlence için gönderilmemiştir. Onun gayesi, yaratılışının gayesi Allah'a layıkı manada kul olabilmektir. İşte bu kulluk vazifelerini yerine getirebilmek için de Yüce Rabbimiz insanoğlunu dünyaya göndermiş. İmtihana çekileceği yer olarak yeryüzü seçilmiştir. Ona iki hayat bahşedilmiş. Birisi dünya hayatı. Gözümüzü açtığımızda biz bu dünya ile karşı karşıya geldik. Ölümden önceki hayat, fani olan, ölümlü olan, geçici olan. Bir diğeri ahiret hayatı, ölümden sonra cereyan edecek olan hayat, en son hayat, ebedi olan, ölümsüz olan ve baki olan hayat. Kıymetli kardeşlerim, biz zaman zaman dünyayı kötüleyen sözler kullanırız. Dünya hayatını küçümseyen, hakir gören sözler sarf ederiz. Ama ahireti kazanabileceğimiz tek yerde dünya hayatıdır. Ahiretteki saadete vesile olması açısından dünya hayatı gerçekten bizim için büyük bir önem kazanmaktadır. Müzzemmil suresinde Yüce Rabbimiz bakınız şöyle ifade buyuruyor. وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ اِنْدَ اللّٰهُ هُوَ خَيْرًا وَاَعْزَمَ اَجْرًا Dünya hayatında insan kendisi için nasıl bir hayır işlemişse Allah katında ondan daha iyisini ve sevapça daha büyüğünü bulacak. Bunun için dünya hayatı bizim için son derece önemli. Değerli kardeşlerim, hani bir hikmetli söz var. Dünya ahiretin tarlasıdır derler. Çok güzel ifade edilmiştir. Bize cennet ne diye sorsalar, şu şekilde cevap versek herhalde yanlış söylemiş olmayız.
Cennet tohumunu dünyada iken ekmiş olduğumuz bir bahçedir. Bize cehennemi sorsalar, cehennem nedir deseler, biz bu suale şöyle cevap versek yine yanılmış olmayacağız. Cehennem ateşini bu dünyadan götürdüğümüz bir yangın yeridir. O halde dünya hayatı son derece önemlidir ve kişinin yaşantısı doğrultusunda iyi ya da kötü olarak bir değere sahiptir. Değerli kardeşlerim, İmam Buhari'nin Edebül Müfred adlı eserinde naklettiği bir hadise var. Onu sizlerle paylaşmak istiyorum. Hazreti Ömer'in halifeliği dönemi, Bahreyn dolaylarındaki büyük Arap kabilelerinden Abdülkays kabilesine mensup olan bir zat var. İsmi Cabir. Bu zat son derece zeki bir zat ve çok güzel konuşma kabiliyetine sahip olan bir kişi. Bir ihtiyacı sebebiyle Hazreti Ömer'e gelmiş, müminlerin emirine ihtiyacını söyleyecek. İhtiyacını dile getirdikten sonra da Hazreti Ömer'in yanında dünyayı kötüleyen, küçümseyen, hakir gören bir konuşma gerçekleştirmiş. O esnada Hazreti Ömer'in yanında bir başkası daha var. Beyaz saçlı, beyaz elbiseli bir zat daha var. Cabir sözlerini bitirdikten sonra o zat devreye girmiş ve şunları söylemiş. Bütün söylediklerini münasip görebilirim. Ancak dünyayı kötüleyen sözlerini değil. Sen dünyanın ne olduğunu biliyor musun? Dünya öyle bir yerdir ki orada bizim ahirete götüreceğimiz tedarikimiz ve azığımız vardır. Orada ahirette karşılığını göreceğimiz amellerimiz vardır. Bunları duyunca Cabir kendi ifadesiyle şöyle söylüyor. Dünya hakkında kendisinden daha bilgili olan bu zatın kim olduğunu soruyor Emir-ül Müminine, Hazreti Ömer'e. Hazreti Ömer ona bu zatın Müslümanların efendisi Übey bin Ka'b olduğunu haber veriyor. Übey bin Ka'b, Rabbimizin övgüsüne mazhar olmuş, ilmi sebebiyle Allah Resulü tarafından takdir ve tebrik edilen güzide bir sahabi. Demek ki kıymetli kardeşlerim, dünya hayatı kötülenmemeli, küçümsenmemeli, hor ya da hakir görülmemeli. Biz dünyaya şöyle bakmalıyız. Tıpkı Übey bin Ka'b'ın cümlelerinde geçtiği gibi, dünyada bizim ahirete götüreceğimiz azığımız var, tedarikimiz var. Ahirette karşılığını göreceğimiz güzel amellerimiz var. Biz dünyaya böyle bakmamız icap ediyor. Yine bir başka güzide sahabi, hepimizin yakinen bildiği, kahramanlıklarıyla nam salmış Hazreti Ali Efendimiz de dünya için şu sözleri söylüyor. Dünya, Allah'ın peygamberlerinin mescidi, vahyin iniş yeri, meleklerin namazgahı, Allah dostlarının mekanı, Allah'ın rahmetinin kazanıldığı ve cennetin hak edildiği yerdir ifadelerini kullanmış ve dünyaya olumsuz bir gözle bakılmamasını tavsiye etmiştir. Kıymetli kardeşlerim, sevgili gençler, dünyanın konumuyla ilgili, dünyanın değeriyle ilgili en açık bilgiler hiç şüphesiz Kur'an-ı Kerim'de yer alır. Dünya ile ilgili geçen ayet-i kerimelere baktığımızda, hadis-i şeriflere baktığımızda, bunları bir bütün olarak değerlendirdiğimizde ne tamamen bir dünyevileşme vardır ne de tamamen dünyadan el etek çekme vardır. İkisi de İslam'ın tasvip edeceği, İslam'ın arzuladığı bir davranış şekli değildir. Bilakis ayet-i kerimelerde ve hadis-i şeriflerde asıl vurgunun dünya ve ahiret arasındaki denge üzerine kurulduğu görülür. Sohbetimin hemen başında okumuş olduğum Kasas suresi 77. ayeti kerime işte böylesi bir ayettir. Rabbimiz buyuruyor ki orada, mealen arz etmek isterim. Allah'ın sana verdiğinden onun yolunda harcayarak ahiret yurdunu ara. Ama dünyadaki nasibini de unutma. İşte böyle bir dengeden
bahsediliyor. Böyle bir çizgiden bahsediliyor kıymetli kardeşlerim. Yani kötülenen hiç ölmeyecekmişçesine yaşanan bir dünya hayatıdır. Kötülenen zevklerimizin, menfaatlerimizin, çıkarlarımızın Allah'ın rızasının üstünde tutulduğu bir dünya hayatıdır. Kötülenen insanların hevau heveslerini, nefsani arzu ve isteklerini dinleri haline getirenlerin yaşadığı bir dünya hayatıdır. İşte böyle bir dünya hayatı Allah'ın katında sineğin kanadından daha değersiz, küçük kulaklı, ölü bir oğlaktan daha kıymetsizdir. Oysa bizler, yeryüzünün halifesi olarak yaratılmış olan insanoğlu, dünyayı imar etmekle sorumludur. Araf suresinde ifade edilir. Araf suresi 32. ayet-i kerime. Dünyadaki nimetler herkesten önce müminler için yaratılmıştır. Mümin olmayanlar dünyanın nimetlerinden, müminlerden dolayı istifade ederler. Ahirete gelince, ahiret nimetlerine gelince o nimetler sadece ama sadece müminlere özgüdür. Kıymetli kardeşlerim, dünya hayatı nihayetinde geçicidir. Geçici bir metadır. Ama ahirette Allah katında olanlar daha hayırlıdır ve daha kalıcıdır. Bunun içindir ki Rabbimiz sevgili peygamberimizden dünya nimetleri ile kendi katındakiler arasında seçim yapmasını istediğinde o Allah katındakileri tercih etmiştir. O bir kral peygamber olmayı hiçbir zaman düşünmemiş, o kul peygamber olmayı istemiştir ve arzu etmiştir. Bu çerçevede bizim dünyaya olan bakış açımızı şekillendiren son derece dikkat çekici hadis-i şeriflerden bir tanesine yer vermek istiyorum. Sahih-i Müslim'de geçen, Zühd bölümünde geçen bir hadis-i şerif. Efendimiz aleyhissalatu vesselam Ebu Hureyre vasıtasıyla şöyle buyuruyor. Et-dünya sicnül mümin ve cennetül kafir. Dünya müminin hapishanesi ve kafirin cennetidir. Bu hadis-i şerifin yorumu sadedinde şerhlerimizde anlatılan çarpıcı bir hadise var. Rivayetlere göre Hicri 9. asrın gözde hadis alimi ve o dönemin Mısır başkadılığını yapan İbni Hacer el-Askalani. Bir gün atının üzerinde heybetli bir şekilde ihtişam içerisinde çarşıdan geçerken önünü yağ satan üstü başı kir içerisinde bir Yahudi keser. Yahudi İbni Hacer el-Askalani'nin atının yularından tutarak ona şunları söyler. Ey Şeyhülislam, sen peygamberinizin dünya müminin zindanı, kafirin cennetidir dediğini iddia ediyorsun. Fakat sen bu ihtişamınla, bu görkeminle, bu heybetinle nasıl bir zindandasın? Ben bu vaziyetimle, şu perişan halimle nasıl bir cennetteyim? İbn Hacer o Yahudi'ye şu cevabı veriyor. Allah'ın müminlere hazırladığı nimetlere bakarak bizler şu anda zindanda gibiyiz. Allah'ın ahirette sana hazırladığı acıklı azaba bakarak sen de şu anda cennette sayılırsın. Bu cevaptan etkilenen o Yahudi oracıkta Müslüman oluyor kıymetli kardeşlerim. Şu halde dünya müminlerin zillet içerisinde, acizlik içerisinde yaşayacakları bir yer değildir. Bilakis izzetleriyle, onurlarıyla, şerefleriyle ve haysiyetleriyle yaşayacakları bir yer olmalıdır. İnananlardan beklenen, müminlerden beklenen dünyayı mamur hale getirmeleridir. Bunu yaparken de Allah'a karşı kulluk etmeyi unutmamaları ve ahireti hiçbir zaman hatırlarından çıkarmamalıdırlar. Kısacası dünya konusunda müminlerden istenen ölçülü ve dengeli bir hayat sürmektir. Sevgili Peygamberimiz de bizleri buna davet ediyor. Onun rüyalarını, onun hülyalarını
Dünya sevgisi süslemiyordu. Mal sevgisi, makam sevgisi, mevki sevgisi süslemiyordu. Hatta bunun için gelenlere sana makam verelim, seni başımıza lider yapalım, seni en zenginimiz yapalım dediklerinde bu istekleri bir bir reddediyordu. İşte o peygamber, kul olmayı tercih eden o peygamber bizleri şuna davet ediyor değerli kardeşlerim. Buyuruyor ki, ey insanlar, Allah karşısında takva sahibi, yani sorumluluğunuzun bilincinde olun. Ve dünyevi isteklerinizde de mutedil davranın. Çünkü hiç kimse kendisi için takdir edilen rızkı yiyinceye kadar ölmeyecektir. Rızkı gecikse bile. Öyleyse Allah karşısında takva sahibi olun ve dünyevi isteklerinizde mutedil davranın. Helal olanı alın, haram olanı terk edin. Cenab-ı Hak anlatılanlardan istifade edebilmeyi bizlere lütfeylesin. İçerisinde yaşadığımız, bize bahşedilen şu dünya hayatını en güzel şekilde değerlendirebilmeyi, kulluk vazifelerimizi bir tamamiha ve kemaliha, mükemmel surette yerine getirebilmeyi ve Ramazan-ı Şerif'in feyzinden, bereketinden, rahmetinden, mağfiretinden azami ölçüde istifade edebilmeyi Rabbim hepimize nasip ve müyesser eylesin. Bir sonraki sohbetimizde görüşünceye kadar hepinizi Allah'a emanet ediyorum.